Ben senin şu Heh. net cevaplarını çok evet. seviyorum Al abi şu kadroyu eline Şu gönüllüler kadrosunun eline alır mısın? Aldım Abi bana burada direkt gidecek isimleri tak 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 sayar mısın abi? Bu gönüllüler kadrosunu Sırayla yani kendim, Bu şu gönüllüler şu kağıdı Yavaş yavaş ediyorsun at şey ediyor. Abi hızlıca bak şu kağıdı al eline Şunu şunu alacağım işte Tamam o kağıdı ha, al o evet. da olur o da olur Hemen tak 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 bir isim söylesene abi bana Tak 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 hemen söyle Tayfun Tayfun Gider evet. diyorsun evet. Gitmeli diyorsun Burak Burak evet Ceyhun. Ceyhun evet. Gizem. Gizem evet. Yunus Emre. O Yunus Emre'yi de eledi. Tabi. Abi sen kimseyi bırakmadın. Abi. Kim kaldı abi geriye? Kardeşim Furkan dede ben nasıl kimseyi bırakmayayım? Sekiz oyun üst üste kaybeden takımda ben ne diyeceğim sana Yani? Ne, ne beklememi? Meryem. Ne demem, demem bekleme istiyorsun? Meryem. <laughs> ne dememi istiyorsun yani? 3 tane yani. üst üste oyun kaybı. Yani, Tam şu anda gönüllerin kendine gelebilmesi için Meryem, Meryem'e taktı semit de. Abi Meryem, bak Meryem ben semt bağlıyorum bak bir daha. An, kalması da, varlığı, gerekenleri takımı takımı sana söyleyeyim. Yazmıyor. kesin kalması gerekenleri. Altı da yazmıyor. Söyleyeyim. Evrim yani, bak evrim, evrim. Evrim hayatta bırakmam kalsın. Nisa kalsın. Yok bırakmamları değil abi. Sen şimdi bana git. Tamam. Sen şu anda diyorsun ki bu gönüllerin kendine gelebilmesi için 1 2 3 4 hadi bak bir daha. Hadi 6 olsun. O zaman hadi diyorum sana Yunus Emre'yi tuttum hadi. Senin kontenjanından tuttum Yunus Emre'yi. Dedin yani abi herkese mi gönderiyorsun? Bak İlayda'yı hemen gönderirim. Gizem'i hemen gönderirim. Ceyhun'u hemen gönderirim. Burak'ı hemen gönderirim. Tayfun'u hemen gönderirim. Diğerleri kalsın. Meryem Yasin. hemen iyileşsin. E, hemen iyileşsin. İyileşemiyorsa? İyileşsin. Mesela? İyileşecek gör Mesela? Hemen iyilesin. Meryem hemen iyileşsin. Bak Meryem, Evrim, Nisa, Yasin, Sadık, Ardağan, Cemalcan... Ee, Yunus Emre'yi de koyduk. Böyle bir takım güzel oldu. Sen ne diyorsun? Senin adada bıraktığın kişiler yani takımda bıraktığın evet. kişiler asla elemem dediğin kişiler dün ünlülere dokunmazdı peşkeş çeken isimler. Mahsus bıraktılar diyor. Söyledim. Yapmayın gözünü seveyim. Kimse filmin adı Filmin adı Senaryo yazmayın. Filmin adı Peşkeşin Bedeli. O bedel ne biliyor musun? Bugün Ardahan, Evrim ve Yasin. Oyunu kaybettiler, hepsi homurdanıyor. Böyle olmaz, mücadele görmüyoruz, O e, oyunla e, canla başla asılmıyorlar, böyle olursa kaybederiz vesaire vesaire Hep birilerini suçluyorlar. Suçladıkları kişiler aslında seni şimdi adada bir dakika tutmam deyip elediğin kişiler. Elediğin kişiler ama o kişiler belki gerçekten dediğiniz gibi oyuna asılmıyor ama niye asılmıyor? Siz acaba onları dokunulmazlıkta yarı yolda bıraktığınız için onlar da burada asılmıyor olabilir mi? Kim? Siz Aslında oyunu dokunulmazlığı ya. peşkeş çekip o yarışmacıların kaderleriyle oynadığınız için acaba şimdi onlar belki de şöyle düşünüyor olabilir mi? Ben zaten yarın elenebilirim. <laughs> Çıkınca istediğim yemeği yerim. Şu an bu ödül benim için çok önemli değil. Ama semi gönüller takımı da şişti. Ya şişebilir, şişti yani, şişti, şişebilir şişti, ama ya, kaç yani, zamandır yemek gerçekten ya. Gerçekten şişti. yani. Tamam, bu arkadaşlar, da, bu arkadaşlar ya. kimin için mücadele edecek? şey e, Ardan için mi mücadele edecek? Evrim için mi mücadele edecek? Adam belki şunu düşünüyor ya ben zaten yarın eline çıkıp en kral yemeğimi yiyeceğim diye düşünüyor. Yok, Sen yok. adamı düşünmezsen dokunmazlıkta o da seni yiyeceğin köfteyi düşünmez. Bu kadar basit. Düz mantık. Ya adamlar... Niye bu açıdan bakmıyorlar? Homurdanmasını biliyorlar. Bana hiçbir şey anlatmasın Seni Açlıktan öldü adamlar ya. E, evrimin. Ya adamlar açtıktan tamam, öldü seni. Tamam kim ama? Evrim mesela Hayır, homurdanıyor. Söylemen... Evrimin homurdanmaya hakkı var Bak, mı? Seni, şunu senin söylemen çok yanlış. Sen orada yaşamışsın. Sen evet. adaya gitmişsin, evet. oradaki açlığı sen benden iyi biliyorsun, evet. senin bunu söylememen gerekiyor. Neden? Adamlar 8 oyun kaybetmiş, tamam. açtıktan artık mahvolmuşlar, bulsalar seni beni yiyecekler. O hale gelmişler, e Beni sen yediler diyorsun zaten. ki peşkeş çekiyorlar, mahsus e, tamam. kaybediyorlar. Sen, dün beni şey yedin, sen beni yedin, dokunulmazdı sen beni yedin, muhtemelen bugün ben gideceğim, yarın öbür gün gideceğim, o o anda... potaya gireceğim, tamam da Semih, sen de köfte aç. köfte diye... He. Orada açı şey yapıyorsun ağlıyorsun. Evet. Ben de senin yiyeceğin köfteyi düşünmüyorum. Sen benim hayatımı bir hayatımı bitirmişsin. Ya tamam da o takımda kaç tane adam var? Hepsi evet. tek tek senin dediklerini bunlar. Ya bazen onlar artık artık kafa kafa mafa kalmamış orada adamlarda. Düşünecek hal kalmamış açlıktan, yemekten başka bir şey düşünmüyorlar. İçin samimiyetine güvenmiyorum. Olur ben Dün güveniyorum. Oyunu oyunu verdiler. Ben doğruya bak, doğru. Bir dakika. Senin, oyunu. Bak şimdi buradan ben senin şu artı verdiklerini de senin... bense çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buradan çok önemli bir dipnot var. Ediyorsun Dün konuşmadık. Abi i̇tham etmiyorum. Acun abi de söyledi. Kim söyledi. Çok isteksizdiniz dedi. Ben böyle bir şey görmedim tamam, 10 yani yıldır dedi. İsteksiz demek ayrı sen diyorsun ki şike yaptılar diyorsun isteksizlerdi e yani sen, onun hale verdiler. Senin, senin tamam. Sen dedi ben... şike yaptıya geliyor. Sen adamları buradan dominiyi İstanbul'dan bu masadan Dominye şike yaptılar diyorsun. Şike, Helal olsun sen. Şike değil. Şike git o zaman şike, sen. Şike dediğin nedir? Nasıl? Birine yani bir karşılıkla bir e, yani Nasıl? Oyun, aldatmaktır. Bilerek bilerek verdi işte şike yaptı. şike nasıl oluyor? Mesela futbol maçlarında evet, hakeme oluyor? Para verirsin, hakeme aleyhinde Hayır, karar canım. çıkarttırırsın. Hayır, Çike, hepsi şike şike nasıl oluyor? Mahsus kaybetmek teşvik Teşvik primi Ma vermek teşvik edilir. Mahsus kaybetmek şikidir. senin Sen mahsus kaybetser diyorsun. Bir tercihin kaybedebilirsin. Abi, Bunun bir yaptırımı var ya mı yok? mahsus kaybetmek demek şike değil. Şikedir. Mahsus şike kaybediyorsun, yok. çıkıyorsun sayın mahkemesi. En önemli satır arası şu. Acun abi söylediği zaman Evrim şunu söyledi. Bilmediğiniz şeyler var dedi. Bunu herkes ya bildiğiniz kaçırdı. şeyler var, bilmediğiniz şeyler var O tarz bir şey. Bilmediğiniz şeyler var dedi. Sonra böyle bir şey yaptı. Bilmediğimiz şeyler ne? Ne demek istiyorsun? Cemalcan'ın bir kere bir ben öyle düşünmüyorum. Bence böyle bir bilmediğiniz şeyler var. Bilmediğiniz şeyler. Aramızda anlaştık. Anlaştık demek. olabilir. Ben sana şunu soracağım. ikinizden de şu cevabı istiyorum. Bir kere abi ortada net bir fark var. Bakın ben size söyleyeyim. Şimdi özellikle erkeklerde ünlülerle gönüllüler erkekleri arasında çok ciddi bir fark var abi. Şimdi hemen Murat abi'den ve Semih'ten istiyorum. Ünlülerdeki bana 3 kafa erkek yarışmacıyı söyler misiniz Direkt oyuna as olarak sokacağın 3 erkek. Yani şey genel genel Erkeklere sormasın. bak abi. sen ne diyeceğim? Şu kağıdı bulur musun? Oyun mu diyorsun yoksa Survivor'daki başarısı mı diyorsun? Ben senden şu kağıdı bulmanı istiyorum. Şu kağıdı bul abi. Nerede abi şu, Heh, şu. Evet o evet, bak. Tamam. Şurada üstte erkekler var ya abi. Evet. O erkeklerden bana burada direkt oyuna çıkaracağın 3 kafa erkek yarışmacı. Ünlülerden mi önce? Ünlülerden evet. 3 erkek. Evet. Hemen söyleyeceğim. Bir dakika söyleyeyim sana. <laughs> Ee, Perviz. Perviz evet. Evet. Barış. Barış. Mert. Şimdi gönüllere dönelim. Listeye göre söyleyeyim. Liste. Gönüllere... Hayır listeye göre söylemiyorum. Tamam ya, ki... gönüllere dönelim. Evet. Gönüllerde 3 kafa ismi söyle üç abi. Kafa, oyuna çıkaracağım 3 evet. kişi diyorsun. Hemen bakıyorum. Ee, Ardağan. Ardağan. E, ee, Cemal Can, Yasin. Zaten mantıklı bu liste. Yo, doğru ben yani katılıyorum. Bu liste, ben bu Şimdi ben sana şunu soracağım yani. abi. Perviz Barış Mert 3 as oyuncusu. Evet. Ardahan, Cemalcan, Yasin 3 evet. as oyuncusunu yer mi? Barış, Perviz, Mert, Ardahan, Cemalcan, Yasin'i mi? Çıtır çıtır ham ya. yapar. Ham yapar. Tamam. Şimdi üçlü aslarda ham yapar evet. diyorsun. Dön yedeklere. Tamam. Döndük ünlülerin yedeklerine. Sercan için. Berkan Ersin. Sercan Berkan Ersin. Evet. Dön erkek gönüllülerin yedeklerine. 4 tane var burada. 4 tane var zaten. Burak Senin Ceyhun, tayfun, Yunus Emre, Sercan Berkan Ersin, Burak Ceyhun Tayfun, Yunus Emre orada da yener. Ne yapar? Orada Tabii, da. Orada, da orada da yapar. Yani şu anda erkeklerde ben bakıyorum evet. abi aslarda yedeklerde ünlülerin gönüllere karşı erkeklerde çok net bir üstünlüğü Tabii, var. Net hiç. Çünkü bak evet. mesela şöyle düşün yedeklerin en son halkasını ersini atıyorsun değil mi? Ünlülerde yedeklerin evet. en sonunu ersini atıyorsun. E, Ersin hiç umulmadık maçlar kazanıyor oyunlarda. Şimdi dön abi gönüllülerin yedeklerine. Kadınlara mı? Efendim. Kadınlara mı geliyor? Erkek elimizde o belge var ki ne biliyor musun? Ünlüler takımının en altındaki, yani Ersin'i saymazsak o da %39'luk. Berkan var Ersin'in bir üstünde. 6 kişinin en altında yani. 7 kişinin altıncısı. %55 başarı oranıyla oynuyor. Gönüllerin en başarılısı Ardağan %57. En başarısızı neredeyse en başarılısında aynı. Aynı. kardeşim. Yani erkeklerde bak, çok ciddi bak bir fark var. Bir, Aa, şey var. bir de şöyle bir şey. He. Çok özür evet, dilerim sözünü kestim. Tamam. Abi bak Barış'ı düşün. Dağ gibi adam değil mi? Evet. Pervis. Güçlü kuvvetli mert yine öyle. Sercan aşırı kuvvetli değil ama yine de boyu var, cüssesi evet. var, futbolcu altyapısı, her şeyi. Berkan o da dağ gibi evet. çocuk. Abi dönüyorsun bir tarafa. Ceyhun'a Tayfun'a Burak kalıyor o tarafta evet. iş. Yani evet. ee, ciddi bir fark var gibi gözüküyor. Bu şeye benziyor. Kadınlar. Kadınlara geçelim. Bu şeye benziyor. Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Şimdi Kadınlar listesinde mesela... orada ama ben yani liste... kendi listesine katılmıyorum. Benim listem Hangi? farklı. İlk üç falan dedin ya. Sana bir vereceğim ne neye benziyor abi? Sen bir örnek verecek Bir şeye benziyor diyecektin. Şimdi abi bench bench. Mesela futbol <laughs> maçlarında da 11'er 11'er takımlar çıkar. Sonra yedek kulübesinde de oturanları vardır. İlerleyen dakikalarda oyunu çözmek adına yedek kulübesinden oyuncu sokup oyunu çevirebilirsin. Tabii. Şimdi burada ben teknik direktörüm diyelim. Takımım var. Bench'e bakıyorsun. Bench'te bir tane girecek, oyunu çevirebilecek, oyunu o teknik adama kazandıracak oyuncu yok. Gönüllerin bençinde kimse yok. Evet. Ama ünlülerin bençinde oyuna girip oyunu değiştirebilecek oyuncular var. var. Buradaki siyahla beyaz kadar fark var. Bu yüzden de ne olacak? Ben inan ne olacağını kestiremiyorum. Yani arada çok büyük fark oldu. Ünlüler Gönülleri sürklase etti ve bayağı arayı açtılar. Şimdi bu takımın ne yapması lazım? Kendileri ne yapacakları bilmiyor ya ki ben buradan bugünkü, söyleyeyim. Bugünkü oyunda şey dikkatini çekti mi şimdi? Mesela ünlüler evet. kazanıyor. Evet. Bana bazı hareketleri de artık abartı ve kabaca gelmeye başladı. Ünlülerin bazı sevinç hareketleri. E, onları da yani göz hoş bir şekilde izlemediğimi söyleyebilirim. Çok abartıyorlar. Abartıyorlar ama o hareketleri hani böyle kazanınca huva falan evet. yapıyor. Karşı tarafta gönüllüler yani bir taraf bir tarafı çok eziyormuş gibi oldu şimdi yani. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Tam lafın üstüne geldi. Eğer mümkünse öyle yapalım yoksa değilse sen yapmayalım abi de. Semih'e de söz vereyim ondan tamam, sonra Tamam peki. Sana, evet. Şimdi az önce üçlü üçlü kategori yaptınız. Hani as oyuncular yedek oyuncular gibi. Aslında çok doğru olmuyor ama öyle öyle çıktı yani ilk üçümüz, sonraki üçümüz, gönüllerdeki yedek diye tabir ettiğiniz üç kişi. Burak, Ceyhun ve Tayfun çok zayıf. Çok zayıf. Ve şöyle bir matematik var. Avantaj oyununu ünlüler alırsa geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Alma ihtimalleri de çok yüksek. Ardahan, Cemalcan, Yasin ünlülerin en iyileriyle yarışabilir. Sıkıntı yok. Aralarında çok büyük fark yok. Zaman zaman onlar galip gelir. Zaman zaman bu taraf galip <laughs> gelir. Ama şimdi Cemalcan oyundan düştü. Benim ilk üçüme Ardahan, Yasin girer. Üçüncü de Yunus Emre girer. Cemalcanı ben almam. Bu psikolojideki Cemalcanı ben çıkarmak istemem. Şu an zarar veriyor. Ünlülerin en iyilerine Perviz'i direkt kafadan yazarım. Barış Murat'ı yazarım. Bir de Mert'in yerine Berkan'ı yazarım. Berkan çok istekli. Çok. Çok istekli olduğu için zaten yukarı doğru yükselen bir ivmesi var. Dediğin gibi oranın yedekleri de çok iyi. Mert, Sercan, Ersin bile fark yaratabiliyor oyunda. O yüzden bu ünlüler takımının, e, ünlüler takımının erkeklere iyi gidiyor. Eleştirmeme rağmen karşı takımın zayıflığından dolayı iyi gidiyorlar. Ama karşı takımın yani Tayfun, Ceyhun ve Burak gitse karşı takım çok farklı, kompakt bir takım olabilir. <laughs>